Sevgili Cumhuriyet Halk Partililer ve basınımızın değerli temsilcileri, hoş geldiniz öncelikle partimize. Bugün Neriman Hanım bizi ziyarete gelmişlerdir. Kendilerine hoş geldin diyorum. Evet, çok değerli partililer ve basın mensupları. Bugün sadece bir nezaket ziyareti amacıyla yola çıktık. Biliyorsunuz seçim takvimi açıklandıktan sonra artık seçimin hangi tarihte yapılacağı kesinleşti ve aday adayı olmak isteyen arkadaşlar da bugün itibariyle müracaatlarına başlayacaklar. Biz de özellikle bu ilk gün Cumhuriyet Halk Partisi'nden, partimizden başlayarak ittifaktaki diğer partileri de ziyaret etmek üzere yola çıktık. Bugünkü amacımız bu. Sadece bir nezaket ziyareti ve inanıyorum ki bugünlerde büyük bir yoğunluk yaşayacağız hep beraber, Allah nasip ederse. Ve yine de inanıyorum ki, her zaman içimden geldiği gibi konuşurum, İnanıyorum ki çok başarılı bir sonuç elde edeceğiz. Birlik ve beraberlik içinde hep birlikte bu yarışta mutlaka en ön saflarda olacağımıza inanıyorum. Neriman Hanım'a geldikleri için, ziyaretleri için çok teşekkür ediyorum. Bunun nazik ziyaretlerinden dolayı adım attığı yolda başarılar diliyorum kendisine. İnşallah her şey güzel olacak diye düşünüyorum. Sağ olun. Ne zaman kesinleşecek efendim adaylığımız? Bu hafta içinde Ankara'da müracaatımı yapacağım. Akabinde birkaç gün sonra da partide açıklama yapacağım. Tabii. Yoğun bir başvuru bekleniyor galiba partide. Bu sizin için nasıl bir etki yaratıyorsunuz? Bence bu partinin zenginliğini gösteriyor. Ne kadar çok talep varsa aday adaylığı için, partimiz için bence bir zenginliktir. Ben kesinlikle her bir aday adayına ayrı ayrı değer veriyorum. Birlikte olmaktan kim kazanırsa, kim listede olursa, inanıyorum ki hep beraber mücadele ederek bu sonucu alacağız. Ve benim tek beklentim sadece milletvekilliği yarışında Karadeniz Ereğli, Zonguldak bölgesi başarılı olsun değil. Ülke genelinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin sayısal olarak sandalye sayısını mecliste artırması gerekiyor. Bunun için de mutlaka ve mutlaka aday seçilen arkadaşlarımızın, Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun da yüksek bir oyla ilk seçimde, ikinciye kalmadan yüksek bir oyla seçimi kazanabilmesi için bizlere çok ihtiyacı var. Daha çok adaylarla bu iş yürüyecek. Onlarla kendine oy isterken tabii ki size güven var, oy veriyorsa sizin Cumhurbaşkanı adayınıza da oy toplamada büyük bir başarısı olacağına inanıyorum. Ve bunu bütün aday adayı arkadaşlarımın başaracağına da inanıyorum. Hayırlısı olsun. Hayırlı olan neyse, ülkem adına, bölgem adına hangi adaylarla yola çıkılacak ve sonucu bizim beklediğimiz gibi başarıyla sonuçlanacaksa ne mutlu bize diyorum.